Merhaba, kanalımızda YouTuber'lar için hazırladığımız onlarca farklı konuda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Sen de YouTube'a merak sardıysan hemen aramıza katıl. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber daha önceden tanıtmış olduğum Movavi programı ile alakalı yeni bir video hazırlıyorum ve bu videoda arkadaşlar Movavi hakkında biraz daha konuşacağız ve yeni gelen özellikler hakkında birazcık konuşacağız. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmından Movavi'ye ee, movavi'nin sitesine gidebilirsiniz movavi'yi isterseniz deneme sürümü olarak indirebilirsiniz veya isterseniz satın alabilirsiniz şöyle hemen göstereyim arkadaşlar sitesine girdiğiniz zaman hemen karşınıza zaten burası çıkacak ve ücretsiz indirin dediğiniz zaman e, deneme sürümünü 7 günlük deneme sürümünü indirebileceksiniz arkadaşlar veya isterseniz de movavi'yi e, 140 lira arkadaşlar ömür boyu e, satın alabiliyorsunuz yani ömür boyu, boyu ömür boyu e, bu program sizin oluyor arkadaşlar ve e, herhangi bir kısıtlama yaşamıyorsunuz. E, Dediğim gibi 140 liralık gayet uygun bir fiyata Movavi'yi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen programımıza geçelim. Programı arkadaşlar daha önceden zaten tanı, tanıtmış olduğum videodan görenler biliyordur. Program arkadaşlar benim çok hoşuma giden bir video montaj programı. Hiç lafı uzatmadan hemen videomuza aktaralım. Videomu arkadaşlar ben şimdi hemen ikinci monitörümden buraya aktarıyorum videomu bir tane internetten ücretsiz bir video buldum ve bu video üzerinde sizlere göstereceğim bu programın ne işe yaradığını vesaire Şimdi arkadaşlar hemen sol kısımda zaten çok basit bir paneli var programın Basit bir şekilde istediğiniz gibi Efekt verebiliyorsunuz tekst ekleyebiliyorsunuz Çıkartmalar var burada bu Önceki videomda yoktu bu arada Bu yeni gelen özelliklerden çıkartmalar var burada Daha sonra Burada belirtme çizgileri diye bir şeyimiz var. Burada animasyon. Bu da arkadaşlar önceki videomda yoktu. Animasyon da yeni gelmiş. Ee, şöyle hemen filtrelerden isterseniz başlayalım. Ve bu programın gerçekten e, ana teması aslında nedir onu göstermek istiyorum size. Şimdi ben videomu buraya aktardım arkadaşlar. Ben buradan bir tane renk filtresi eklemek istiyorum diyelim. Buradan benim en beğendiğim programdaki en beğendiğim efektlerden biri olan cezanneyi deneyeceğiz. Şöyle sürüklüyorum videomun üzerine ve... Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar efektimiz eklendi videomuza. Şöyle videomun sesini şimdilik kısıyorum ve bakın videomuz nasıl olmuş başlattığım videoyu birazcık bekliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar renk efektimiz eklendi. Renk efektini bir de kaldırdığımda size göstereyim nasıl olduğunu. Renk efektini kaldırdığımda video böyle yani arkadaşlar. Burada birçok renk efekti var. Bunlardan herhangi birini istediğiniz gibi videonuza ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani e, kısa film işiyle veya e, vlog çekimlerinde de olabilir tabii ki. E, ya da ara geçiş geçiş sahnelerinde bu tarz renk efektleri eklemek sizin videonuza daha ayrı bir hoş e, Hoşluk katacaktır yani o kadar ee, Buradan arkadaşlar mesela ben yine böyle bir efekti buradan sürükledim çektim Gördüğünüz gibi videomuzun rengi değişti arkadaşlar Ben şimdi efektimi kaldırıyorum Daha sonra burada zaten yine videomuzda kullanabileceğimiz birçok efekt bulunuyor Işık sızıntısı var bu ee, Bunları pek fazla kullanmazsınız diye düşünüyorum ama e, Burada mesela VHS diye bir efektimiz var Ben diz e, şarkımızın klibinde arkadaşlar ben bunu kullanmıştım Bir, sah e, bir tane sahnede şöyle bir efekt arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hani bu da e, birçok videoda işinize yarar diye düşünüyorum hani böyle mesela e, en basitinden bir klip çektiniz diyelim e, onda efekt vermenize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar buradan vinyet ekleyebiliyorsunuz daha sonra geçişler var geçişleri de hemen göstereyim geçişleri kullanmak için arkadaşlar tabii ki videonuzun iki parça en az iki parça olması gerekiyor mesela ben videomu şuradan kesilmesini istiyorum diyelim kesmek için şu e, makasa tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz şu an ikiye ayrıldı. Ben buradan geçişlerden bir tanesini kullanacağım. Mesela bükü buraya getirdiğimde şöyle izleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir değişme olmuş. Evet görmüş olduğunuz gibi böyle bir geçiş kullanmış olduk yani arkadaşlar. Ben bu programdaki hani hem geçiş efektlerini hem renk efektlerini gerçekten çok beğeniyorum. Daha sonra tabii ki size yine göstermek istediğim bir özellik var. Bunu zaten daha önceki videomda da yine göstermiştim arkadaşlar. Burada dengeleme diye bir tane özelliğimiz var. Şu anki videomuzda pek fazla işe yaramaz diye düşünüyorum ama bu dengele özelliği arkadaşlar videomuzdaki tüm sarsıntıyı kaldırıyor ve karşımıza çok güzel e, sarsıntısı olmayan bir video sunuyor arkadaşlar. Benim Movavi'de hatta en sevdiğim ve çok severek kullandığım özelliklerden bir tanesi de bu dengeleme özelliği. Hatta programı sadece bu dengeleme özelliği için bile kullanabilirsiniz diye ee, söylemek istiyorum yani arkadaşlar Şöyle vurgula ve gizli var Gizli dediğimiz zaman şöyle bir sansür yapıyor Sansür şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz Vesaire Şöyle yaptığınızda mesela vurgula dediğiniz zaman da Sadece o kısmı e, Parlatıyor arkadaşlar böyle bir özellik Bu da daha sonra burada Chroma anahtarı var bu da e, Yeşil olan yerleri kaldırmak için Green screen efekti vermek için Chroma e, anahtarı da kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar bu maskeyi sil Diyelim biz şimdilik Sansürümüzü oradan kaldıralım. Daha sonra yine başka programda anlatabileceğimiz ne var. Şöyle isterseniz bu videoyu kaldıralım. Başka bir video ekleyelim arkadaşlar. bir tane de şöyle insanların olduğu bir video var. Bu video üzerinde de sizlere bir tane renk efekti göstermek istiyorum. Şöyle renk filtresine geliyorum ve buradan bir tane renk filtresi seçeceğim. Mesela el greco var. Buna bastım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar videomuza gerçekten iyi ve böyle karanlık bir efekt vermiş olduk. Mesela Ctrl-Z yaptığım zaman aradaki farkı zaten görüyorsunuz. Tekrar bu efekti eklediğimde görmüş olduğunuz gibi bence gayet güzel ve başarılı bir efekte sahip oldu videomuz. Bu şekilde arkadaşlar buradan istediğiniz efekti kullanabiliyorsunuz. Yani biz Elgras'ı şimdilik kullanalım şöyle ekleyelim. Bence gayet güzel oldu. Daha sonra burada uçan nesneler var. Bunları da pek kullanmazsınız diye düşünüyorum. E retro var. Eski film retro. Bu da yine renk efektlerinden bir tanesi isminden anlıyorsunuz zaten ee, daha sonra başka bu videoya bir de vinyet iyi gidebilir diye düşünüyorum mesela gördüğünüz gibi vinyet şu kenarlarından siyah e, siyahlık gelmesi işte arkadaşlar vinyeti zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ee, daha sonra bakalım burada popüler diye bir sekmemiz var popülerde de e, yine bazı efektleri kullanabiliyorsunuz. Programın bizim için seçtiği efektleri kullanabiliyorsunuz. Burada bir kamera titreşimi var. Bunun hakkında da biraz konuşalım. Kamera titreşimi arkadaşlar ben yine e, diş şarkımda kullanmıştım. Kamera titreşimi şöyle bir şey. Hemen e, şöyle aktardığımda zaten göreceksiniz. E, videoyu başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle bir e, titreşim veriyor videoya. E, bu bazı işlerinizde gerçekten çok işinize yarayabilir. Ben ilk başta demiştim yani bu ne işimize yarayacak. Fakat daha sonrasında ben Diz şarkımda bir görüntüde bunu kullandım ve gerçekten çok hoşuma gitti. E, o yüzden hani ne işimize yarayacak vesaire diye söylemeyin bence. Gerçekten de e, programdaki birçok efekti e, kullandım. Gerçekten de çok hoşuma gidiyor. E, bu arada arkadaşlar tabii ki programda e, videoyu dışarı aktarmak için yani videoyu renderlamak için Buradan arkadaşlar hemen so e, sağ alt kısımda dışa aktar yazıyor. Dışa aktar diyor arkadaşlar. Buna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi dışa aktarmaya devam ettiriyoruz ve buradan çözünürlük 1920'ye 1080 buradan geliştirilmişten ayarlayabiliyorsunuz çözünürlüğünü. İsterseniz 1280'e 720 yapabilirsiniz tabii ki. Ee, buradan başlat dediğiniz zaman arkadaşlar tabii kayıt hedefi yerine mesela masaüstü seçerseniz masaüstünüze kaydeder. Başlat dediğiniz zaman render'ınız başlıyor arkadaşlar ve bu şekilde videomuzu e, bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. Render alma işlemini başlat başlatabiliyoruz yani. Onu söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar programı dediğim gibi ömür boyu yani ömür boyundan kastım şu arkadaşlar siz programı sadece bir kez bir kereliğine 140 lira veriyorsunuz ve daha sonra arkadaşlar istediğiniz zaman programı indirip kullanabiliyorsunuz yani hiçbir aylık ücret vesaire. Yok ee, hani bazı e, montaj programlarında çünkü şöyle bir şey oluyor arkadaşlar aylık e, ödeme yapıyorsunuz veya işte ne bileyim haftalık ödemeler vesaire yıllık ödemeler oluyor. Bu movavide öyle bir şey yok arkadaşlar movavide sadece bir kez ödüyorsunuz 140 lira veriyorsunuz ve e, program tamamen sizin oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor ömür boyu yazıyor arkadaşlar ömür boyu bir bilgisayarda 140 lira verip bu programı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten e, kredi kartıyla alabileceğinizi gösteriyorlar. Daha sonra siteye geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle Windows için dediğimiz zaman burada içerik indir diye bir seçeneğimiz var. İçerik indir kısmı ne işinize yarayacak? İçerik indir arkadaşlar. Şöyle mesela stok Video geldiğimde şöyle bastım. Buradan arkadaşlar e, Videolarınızda kullanabileceğiniz stok videolar indirebiliyorsunuz e, stok video nedir stok video hani ücretsiz telif hakkı olmayan e, videoları indirip videolarınızda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar benim de az önce kullandığım gibi zaten şöyle açıp göstereyim mesela ben bu video arkadaşlar stok görsel olarak indirdim pexels adındaki bir siteden indirdim e, bu. Movavi de bize böyle bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten açıklama kısmına bırakacağım linkten Movavi'nin sitesine gidebilirsiniz ve Movavi'nin sitesinden isterseniz Windows için isterseniz Mac için Movavi programını indirip kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar programımıza yine geçelim. Programa geldiğimiz zaman text yerini göstermedim size. Text yerinde arkadaşlar gerçekten çok güzel efektler bulunuyor. Hemen şöyle videonun şu tarafına gelelim ve stüdyo adındaki tekstimizi şuraya aktaralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir e, fotoğraf pardon e, e, tekstimiz buraya otomatik olarak geldi arkadaşlar. Efektli bir halde tabi ki. Biz buradan e, yazıları değiştirmek istiyoruz diyelim. İki kez tıklıyorum arkadaşlar ve buraya yazımı yazıyorum. Mesela YT hocam yazsam aşağı iniyor. Ne yazalım? Kerim yazalım. Mesela şöyle Kerim yazalım. Buraya YouTube altına da hocam yazalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şöyle videoyu başlattığımda görmüş olduğunuz gibi text efektimizi de bu şekilde eklemiş olduk arkadaşlar. Text'ler gerçekten çok güzel efektlerle donatılmış ve benim gerçekten bu çok hoşuma gitti. Hani video montaj programlarında bize böyle özel template'lerin hazır olarak gelmesi benim gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Daha sonra burada zaten görmüş olduğunuz gibi birçok yazı bulunuyor. Bunları otomatik kullanabiliyorsunuz. Zamanlayıcı vesaire de zaten burada var. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmından Movavi programı ile alakalı gerekli bilgiyi alabilirsiniz. İsterseniz satın alabilirsiniz. isterseniz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Fakat deneme sürümünde tabii ki bazı özellikleri kullanamıyorsunuz. kısıtlamalarınız oluyor yani. O zaman bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.